Devlet ekranlarına, akşam ajansına hoş geldiniz sayın seyirciler. Yeni haftanın ilk iş günündeyiz. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Elazığ'da ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktaracağımız akşam ajansına başlıyoruz. Sayın seyirciler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın Elazığ'a gelecek. Elazığ'da yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulunacak olan Bakan Kurum ziyaretlerinin ardından Ankara'ya geri dönecek. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni konutların yapılması için çalışmalar başlatılmıştı. Sık sık çalışmalardaki son durumu görmek için Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salı günü de kente gelerek incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum'un uçağı saat 10'da Ankara'dan Elazığ'a hareket edecek. 11.30'da Elazığ'da olması beklenilen Bakan Kurum, ilk olarak Akçakiraz beldesinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 111 konutun bulunduğu alanda incelemelerde bulunacak. Bakan Kurum ardından saat 12.15'te 381 adet konutun inşasının tamamlandığı yazı konak TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak saat 13'te Karşıyaka Mahallesi'ne geçecek. Burada da yapımı tamamlanan 439 konutun yer aldığı alanı gezecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, saat 13.30'da valilikte gerçekleştirilecek olan koordinasyon toplantısına başkanlık yapacak. Bakan Kurum daha sonra 15.30'da Çatalçeşme Mahallesi'nde yapımı devam eden 3500 konutun bulunduğu alanı gezecek. 16.30'da Aksaray Mahallesi, 17.15'te Bizmişen Mahallesi'nde yapımları devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak. Gün boyu kentte incelemelerde bulunacak olan Bakan Kurum saat 18'de Elazığ'dan ayrılacak. Sayın seyirciler, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerine katıldı. Komisyon üyelerine sunumda bulundu Ruhsar Pekcan ve Elazığ'da meydana gelen afet sonrasında hibe destekleri gibi destek sağlandığını açıkladı. Ticaret Bakanı Pekcan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Ekim ayında 17.3 milyar dolarlık ihracatla sadece 2020 yılının değil tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarının yakalandığını ifade eden Bakan Pekcan, Ekim ayı ihracatın ithalatı karşılama oranımız %87.9'dur dedi. Bakan Ruhsar Pekcan, komisyonda yaptığı sunumda Elazığ depremine de değindi. Ticaret Bakanı afetler nedeniyle Elazığ'daki esnaf ve sanatkarlara destek sağlandığını ifade etti. Pekcan, meydana gelen afet nedeniyle Elazığ, Malatya, Adıyaman, Giresun ve İzmir'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlarımıza sıfır faizli kredi, kredi geri ödemelerinin ertelenmesi ve hibe destekleri gibi destekler sağlanmıştır. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbir paketi çerçevesinde yıllık 1004.5 faiz oranlı 6 aya kadar ödemesiz uygulanabilen kredi imkanından 749.256 esnaf ve sanatkarımız yararlanmış, toplamda 18 milyar 562 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri de 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve zehir tacirlerini operasyonla kıskıvrak yakaladı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu il merkezi ve Palu ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Zehir tacirleri düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 9 adet tabanca mermisi, 5 adet de av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Eğitim Birsen Başkanı İbrahim Bahşi de öğretmenlik mesleğini düzenleyecek bir kanuna ihtiyaç olduğunu belirterek meslek kanunu istediklerini söyledi. Eğitim Birsen Genel Merkezi'nin koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak öğretmenlik meslek kanunu talep ve öneriler üzerine basın açıklaması gerçekleştirildi. Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı'nda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023
eğitim vizyonunda da yer verilmesi hem talebimizi doğruluyor hem de tepkimizi haklı kılıyor. Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi de ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen varken, öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir meslek kanununun olmadığını söyledi. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için meslek kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir. Değerli basın mensupları, ülkemizde resmi ve özel eğitim kurumlarında fiilen görev yapan 1 milyon 200 bin öğretmen vardır. Öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar öğretmenlik mesleğini bütün olarak ele alan bir öğretmenlik meslek kanunun olmaması hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan da yoksunluktur. Kanun, hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kariyer mesleği niteliğini taşımalı, öğretmenin etkinliğini artıracak, itibarını yükseltecek hükümler içermelidir. Meslek kanununun yapılması için gereken talep de, yazılması için gereken birikim de var. Bahşi 24 Kasım'da öğretmenlere verilebilecek en büyük müjdenin haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle öğretmenlik meslek kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesi olduğunu ifade etti. Öğretmenlik meslek kanununun eğitimin niteliğinin artmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayacak pek çok düzenlemeye yasal dayanak oluşturma potansiyeli bulunmaktadır. Biz meslek kanununda öğretmenlerin özlük haklarının uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi haksız ve çözüm yerine sorun üreten uygulamaları ortadan kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanununun niteliği kazanmayacağına inanıyoruz. Resmi eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamını emredici şekilde düzenlemeyen bir kanunun öğretmene itibarını korumada yetersiz kalacağını hatırlatıyoruz. Öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyorum. Kuzey Çevre Yolu'nda bir kaza meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Tadım Kavşağı'nda 23 plakalı otomobil ile 34 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı. Sayın seyirciler, genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem programında bu hafta yıkılan alanlardaki binaların bedelleri ve yeni imar yasasının getirileri konuşuldu. Televizyonlarımız genel yayın yönetmeni Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem programının bu haftaki konukları Avukat Ahmet Ayık, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Erkan Akpınar, MHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çak oldu. Sevgili seyirciler, gündemden iyi akşamlar. Gündemin yine bugün değerli ve önemli konukları var. Özellikle 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından halkımızı bilgilendirici programlar yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Elazığ'ın gündeminde deprem var. Depremden yaşanan sıkıntılar var, problemler var, yapılan hizmetler var. Bunları konuşacağız. Bugün de 3 tane değerli konuğumuz var. Programda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan konutlara biçilen arsa bedelleriyle ilgili hukuki süreç hakkında bilgiler veren Avukat Ahmet Ayık, arsa bedelinin kimleri kapsadığını anlattı. Sürsürü, Abdullah Paşa, Mustafa Paşa, yine bir de bir iki lokal yerde. Abdullah Paşa, Mustafa Paşa, Rüstem Paşa. Rüstem Paşa, Mustafa Paşa. Yani riskli... Karşı yaka. Orada riskli alan var mı? Kentsel dönüşüm oldu ya karşı tamam. Yakada da. Varsa orada evet. Yani netice itibariyle riskli sürsürü alan ilan edilip de yerinde deprem konutlarının yapıldığı yerdeki evlerle ilgili konuşuyoruz evet, biz. Evet doğru. Şimdi riskli alan ilan edilip
yerinde deprem evleri yapılan yerlerle ilgili daha önceki programlarımızda ne demiştik sizinle yaptığımız programlarda? Bir defa evleri ağır hasar olanlarla, evleri ağır hasarlı olanların durumu farklı. Onların sadece arsa bedeli hesaplanıp yapılan deprem evinden kendilerine kura sonucu verilecek olan deprem evinden sadece arsa bedeli düşecek. Riskli alan içerisinde kalıp da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan orta hasarlı, hafif hasarlı ve hasarsız evlerin de arsa bedeliyle birlikte ev bedeli hesaplanıp kendisine kura sonucu verilecek daireden bu bedel düşülecek demiştik. Ve bu arsa bedellerinin orta hasarlı ev, hafif hasarlı ev ve hasarsız ev bedellerinin riskli alan içerisindeki bu ev bedellerinin de kıymet takdir komisyonlarınca kıymetlerinin takdir edileceğini söylemiştik. AYK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın arsa bedeli tespitinde İstanbul'dan bir firmayı görevlendirdiğini kaydetti. Bakanlık, yasanın kendilerine verdiği yetkiyle bu kıymet takdiri işini İstanbul'da bir firmaya ihale etmiş, ihaleyle vermiş. Onlar da birçok insan biliyordu ama genelde gizlice gelip bu işi yaptılar, gezdiler, gördüler, araştırdılar ve kıymet takdirlerini yaptılar. 2-3 gündür bana da gelen bilgiler o yönde. Bu riskli alan ilan edilip de yerinde deprem konutları yapılan Abdullah Paşa Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi, Sürsürü, Karşıyaka işte sizin dediğiniz gibi burada Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün irtibat büroları var. Bu irtibat bürolarına hemşerilerimiz gidip TC'siyle ismini sorgulattığında kendisinin arsasına, evine ne değer biçildiğini şifahi olarak öğrenme imkanına 2-3 gündür sahip. Herkes öğrendi hemen hemen. Yani öğrenmeyenlere de buradan söylüyoruz. Hemen pazartesi günü TC'leriyle bu irtibat, kendi mahallelerindeki irtibat bürolarına müracaat ederek arsa bedellerini, ev bedellerinin kıymet takdirini öğrenebilirler. AYK, arsasına biçilen bedeli beğenmeyen vatandaşların hukuki yolun açık olduğunu söyledi. Maddi hata yapılmışsa veya kendilerine biçilen evlerine, arsalarına biçilen değerin daha fazla olduğunu düşünüyorlarsa buna gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak itiraz etmeleri gerekiyor. Tamam. Yalnız bu yasal süreç değil. Yani şey de yasaya baktığımızda bu kıymet takdirine karşı bir itiraz öngörülmemiş. Ama doğru yapıyorlar bence. Şu anda diyorlar ki gelin, sorgulayın, sorgulatın isminizi. Eğer evinize, arsanıza biçilen değeri beğenmiyorsanız, maddi hata yapıldığını düşünüyorsanız, hatalı yapıldığını düşünüyorsanız itiraz edin, bir inceleyelim. Bu incelemeler bittikten sonra İlan edilmesi lazım. Bunun muhtarlıklarda, müdürlük, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde herkesin haberdar olacağı şekilde yasaya göre ilan edilmesi lazım. O ilan edildikten sonra ancak o zaman yasal yola başvurabiliyorlar. 7 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kıymet takdirine itiraz davası açması gerekiyor. Programda yer alan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Erkan Akpınar, imar planına değinerek çekme mesafesinin ülke genelinde bir yönetmelik olduğunu ifade etti. Şimdi şöyle diyeyim, planlı alanlar imar yönetmenliğinde belli bir katların belli bir çekme mesafesi var. Örneğin 10 katın 5 metre, 12 katın 6 metre. Evet. Bunu biz komisyon olarak veya Lazlı Belediyesi olarak biz çıkarmadık. Bunu biz icat etmedik. Bugün Bodrum'da 10 kata çekme mesafesinde ise, Bingöl, Karlova'da 10 kata çekme mesafesinde ise, Ankara'da neyse bu Elazığ'da da uygulanıyor. Çünkü bu genel bir yönetmenlik. Ama vatandaşlar bunu sanki biz çıkarmışız, komisyon olarak biz çekme mesafelerini icat etmişiz gibi algılıyor ama kesinlikle bu bir yönetmenlik. Evet. Yani belli bir kata ulaştığın zaman mutlaka çekme mesafesi uygulamak zorundasın. Evet. Bu çekme mesafesinde insanlar sanki terk gibi algılıyor. Doğru. Vatandaş sanki belediye ben terk ediyorum. Terk değil. O çektiğin mesafede bahçe yapılıyor. Yola İşte gidiyor. Yeşil alan, peyzaj bir şekilde yapılıyor. Yani yoksa yola gitmiyor kendisine. Her yola gidiyor. Kaldırımla mesafede çektiği zaman önden. Yan parsellerde, çekmelerde yani yola yanda, gitmiyor. Yo, o da yeşil alan olarak değerlendiriyor. Önlerden. Önlerde de şöyle oldu. Biz ilk imara evet. başladığımız zaman herkes ya yollar genişlesin, itfaiye giremiyor, ambulans giremiyor. Doğru. Ya şey yapın. Ondan sonra biz yolu 3 metre genişletiyorsun. 1,5 sağdan 1,5 soldan alıyorsun. Ya diyor almadan genişlet. Yani almadan bir şekilde yol genişlemez.
MHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çak ise imar planı ile ilgili asıl sıkıntıların 2016 yılında gerçekleştirilen imar planı ile ilgili olduğunu söyledi. Deprem olduktan sonra insanlar illaki evlerinin durumunu, imarını takip etmeye başladı. Evet. Asıl sıkıntımız bizim 2016'da yapılan imar planı, imar tadilat planı. Yeniden bir imar planı yapıldı. Deprem olmamış, insanlar kendi yerini bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor. Yani sizin bu anlattığınız çekme mesafe olsun, yol genişliği olsun, yollar atması olsun, hepsi 2016 yılından gelen bir planlama. Bu planlamanın üstünde sadece 2020'den yapılan tadilat anlamında. Yani öyle ki bu planlamada hiç 2020'de el sürmediğimiz mahalleler var. Hiç karışmadığımız. Şu anda. Tabii. Evet. 2020'de mesela Şahinkaya'da çok nokta, yani yapılan yanlışlık düzeltmiştir. Diğer parselerin hiçbirine dokunulmamıştır. Ataşehir'e dokunulmamıştır. Çeperlere dokunulmamıştır. Evet. Üniversite Bölge Mahallesi'nin bir kısmına dokunulmamıştır. Yani blok nizam 10 katsa blok nizam 10 kat kalmıştır. 2016'nın evet, aynısı uygulanmıştır. Sadece uygulanan nokta kodlarda bizim. Kodları kaldırılmıştır. Ak kodlarımız, tik kodlarımız hepsi kaldırılmıştır. Standart bir kodlanma getirmiştir. Herkese aynı şekilde aynı imar uygulanmıştır. Sayın seyirciler, Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hacı Halit Çakmak vefatının 8. yıl dönümünde dualarla anıldı. Elazığ manevi önderlerinden Hacı Halit Çakmak vefatının 8. yıl dönümünde bir kez daha dualarla anıldı. Rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Halit Çakmak Hoca 22 Kasım 2012 tarihinde Hakk'a yürüdü. 85 yaşında vefat eden Halit Çakmak Hoca Efendi, 1927 yılında Elazığ'ın Sivice ilçesine bağlı Güney Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Osman Efendi, annesi Güllü Hanım. Halit Hoca Efendi'nin çocukluk ve gençlik yılları Güney Köyü'nde geçti. O zamanın hayat şartlarına göre köy işleriyle uğraştı. Hoca Efendi daha küçük yaşlardayken ailesinden manevi terbiyeyi alarak İslam'ı öğrenip bunu hayatına tatbik etti. Hoca Efendi 16-17 yaşlarındayken merkeze bağlı Tilenzit köyünde bulunan ve İmam Efendi'nin talebelerinden Hacı Saadettin Efendi'nin manevi daveti üzerine bu tarikata intisap etti. Halit Çakmak Hoca Efendi tarikata intisabını şöyle anlatır. Ben Şeyhim Hac Saadettin Efendi'yi hiç görmemiştim ve tanımıyordum da. Bir gün rüyamda bize geldi, bana dedi ki, oğlum seni bizim tarikata davet ediyorum. Aslında Peygamber Efendimiz gelecekti ama gelemedi ve beni gönderdi diye buyurdu. Bu söz üzerine Hacı Saadettin Efendi'nin davetinden Peygamber Efendimiz'in haberi olduğunu anlayarak bu tarikata girmeyi kabul ettim. Ertesi gün Tilenzit'e Hacı Saadettin Efendi'nin huzuruna gidip kendisinden ders almak istediğimi söyleyince o da bana, oğlum biz sana bu gece ders verdik ya dedi. Ben de bunu kabul ettim ve böylece cuma namazı için her hafta Tilenzit köyüne yaya olarak gidip geldim. Tilenzit köyü yaya 3,5 saat çekiyordu ve 30 yıl bu böyle devam etti. Bir gün Hacı Saadettin Efendi, oğlum Halit, bizim tarikatımız tuzsuz taştır, ister yala, ister yalama dedi. Ben de, efendi, ben yalamaya razıyım dedim ve 60 yıldır da yalıyorum. Hiç de tuzsuz değilmiş. Çünkü Hoca Efendi kendi köyünde imam olmadığı zaman imamlık yapmıştı. Daha sonra askerlik çağı gelmiş, hocasına vedalaşmaya gittiğinde hocası biz seni askerliğe değil hocalığa gönderiyoruz demiş. Hoca Efendi'nin askerlik yaptığı Çorum Askerlik Kışlası'nda bulunan camide hem ezan okumuş hem de vakit, cuma, teravih ve bayram namazlarını kıldırmış. Ezanın Türkçe okunduğu o dönemde kışta içerisinde ezanı Arapça olarak okumuş. Hoca Efendi askerlik dönüşü sıra ile Gölbaşı köyünde bir yıl fahri olarak, Arındık köyünde 6 ay kağıt fabrikası bitişiğindeki camide bir yıl fahri imamlık görevinde bulunmuş. Sürsürü Mahallesi'nde çeşitli işlerde çalışmış ve bu arada Sürsürü Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine Sürsürü Camisi'nde bir müddet imamlık yapmış. Açılan bir sınav sonucu yine Sürsürü Camisi'ne resmi imam olarak tayin edilmiş. Sürsürü Camisi'nde toplam 27 yıl gibi uzun bir süre aynı kürsüde namaz kıldırmış ve 1983 yılında kendi isteğiyle resmen emekliye ayrılmış. Hoca Efendi emekli olduktan sonra 2 yılda Hacı Nazmi Camisi'nde yine fahri imamlık yapmış. Hoca Efendi halk arasında Halit Hoca ismiyle anılıp bilinmektedir.
gerek manevi yaşayışı, gerek Allah ve Resulüne bağlılığı ve gerekse Müslümanları kucaklayan samimi ve içten sohbetleriyle halk arasında büyük bir teveccüh ve sevgi kazanmış. Medya grubumuz olarak merhum Halit Hoca Efendi'yi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu da ilçenin konaklama ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla belediyenin atıl durumda bulunan otelinde çalışmalara başladıklarını belirterek kısa süre sonra otelin yeniden hizmete gireceğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 yaş ve üzerindekilerin toplam nüfusuna oranıyla ülke genelinde en yaşlı ilçe sıralamasında en başta yer alan Ağın ilk oteline kavuşuyor. Gençlerin eğitim ve istihdam nedeniyle ayrıldığı ilçe, tarihi yerleri, doğal güzellikleri ve sakinliğiyle dikkat çekerken aynı zamanda sakin şehir adayı. 2019 mahalli idareler seçimlerinde ilçenin belediye başkanı seçildikten sonra kollarına sıvayan, çalışmalara hızlı bir şekilde başlayan Ali Uslu, ilçenin gelişimi için büyük bir gayretle çalışıyor. Sakin şehir adayı Ağa'nın konaklama ihtiyacını karşılamak amacıyla belediyenin atıl durumunda bulunan otelinin tadilatı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ödenek talebinde bulundu. Ağa'mızın en önemli eksiklerinden biri konaklama sorunumuzdu. Belediyemize ait eski bir yuvarlak çarşının orada 20 odalı belediye otelimiz mevcuttu. Misafirhane şeklinde. İlimizi ziyaretlerinde kıymetli bakanımız Murat Kurum Bakanımın 250 bin TL inşaat, tadilat, tamiratlarda kullanmak üzere taleplerimiz doğrultusunda bize gönderdiler. Sağ olsunlar. Geldiği günden bugüne dek Elazığlıların gönlünde taht kuran, halkımıza vermiş olduğu değerle biz de kendisine müteşekkiriz. Allah işini gücünü rast yatsın. Kıymetli valimiz Sayın Erkaya Yırık Bey de ilçemizi ziyaretinde 250 bin TL'de kendilerinin bize maddi desteği oldu. Uslu, bakanlıktan gönderilen 250 bin ve Elazığ Valiliğinden gönderilen 250 bin liralık ödenekle otelin tadilatını başlattı. Belediyemizin otelinde tadilat, tamiratına başlamış bulunuyoruz. Elektrik, su, temiz su, pis su, kalorifer tesisatları ve buna benzer müştemilatların bakım onarımı. Buradan değinmeden de geçemeyeceğim. Cem Korkmaz Beyefendi, Vinsa firmasının CEO'su. O da bize pencerelerinin yapımında destek olacaklarını davet ettiler. Allah herkesten razı olsun. Otelin tamamlanmasıyla birlikte konaklama ihtiyacının giderileceğini kaydeden Başkan Uslu, yeni projeler içinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. İleriki süreçlerde kadın kültür evi projemiz var. Ağınımızın bayanları, girişimci kadınları ve üretken bayanlarının odaklanacağı, sosyalleşeceği ve burada üretim sağlayacağı bir proje hazırlığı içerisindeyiz. İnşallah ağını hak ettiği yerlere getireceğiz. Projelerimiz de devam ediyor. Bugüne kadar emeği geçen, ağına destek olan tüm gönül dostlarımıza, hemşehrilerimize, kıymetli bürokratlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların sayesinde ağını artık ağına geldiğinde konaklayacak temiz, nezih ve güzel bir otelin olacağı taahhüdünü şimdiden veriyoruz. Sayın seyirciler, kamu personeli seçme sınavının orta öğretim kısmı da önceki gün tamamlandı. Bu sınavda ter döken 42 yaşındaki Abdülvahap Gedik de farklı bir heyecan yaşadı. Çünkü 18 yıldır memur olma hayaliyle her yıl sınavlara giriyordu. Bu yıl çocuklarıyla birlikte ter döktü. Kamu personel seçme sınavı, orta öğretim sınavı sona erdi. Sınava aylardır hazırlanan adaylar bugün 130 dakika boyunca ter döktü. Meslek Lisesi Elektrik bölümünden 1996'da mezun olduktan sonra askere giden, ardından evlenip yuva kuran Abdülvahap Gedik de sınavda ter döken öğrencilerden sadece biriydi. Yıllarca özel sektörde çalışan Gedik,
Memur olma hayaliyle 2002 yılında kızı 1 yaşındayken ilk kez KPSS sınavına girdi ancak atanmak için yeterli puanı alamadı. Mücadele ve azmini yitirmeyen Gediğin bu defaki heyecanı farklıydı. KPSS ortaöğretime doğum gününde giren Gedik bu defa kızı ve oğluyla birlikte aynı okulda farklı salonlarda sınava girdi. 2002 yılından beridir kamu personel seçme sınavı yapılıyor. Bugün yıl 2020, 18 yıldır yılda değil de 2 yılda bir yapılıyor sınav. 2 yılda bir sınavlara giriyoruz. Aldığımız puanlar cazip puanlar değil. 61, 62, 65. Bu arada seyrediyor. Daha yaş ilerledi. Artık gençler, çocuklar ondan sonra daha iyi eğitimli insanlar var. Ondan sonra onlar 80-90 arken bizlere sıra gelmiyor. Ha bu yıl, ha bu sene, belki bu sene daha iyi olabilir düşüncesiyle 18 senede 9, bu 9. girişim olsa gerek yanılmıyorsam. 2020 yılına kadar bu sefer de ha bu sene son diye bu defa da çocuklar amacıyla dedim onlar motive olur diye girdim. Aynı zamanda benim de bugün doğum günüm 22 Kasım, 42 yaşı bitirdim. Onların motive olması için, onlara bir güç verebilmek adına burada orta öğretimlere yapılan kamu personel seçme sınavına iletişim fakültemizde bugün girdik. Her birimiz ayrı ayrı katlarda, ayrı ayrı salonlarda bugün 2 saat 10 dakika burada sınavda yarıştık. Umarım ben, kızım, oğlum ve bugün Türkiye genelinde bütün kardeşlerimiz, çocuklarımıza, yakınlarımızın sınavları iyi geçmiştir. Hepsine başarılar diliyorum. Çocuklar da babalarıyla sınava girmenin mutluluğunu yaşarken sınavı kazanırlarsa bu başarıyı babalarına borçlu olduklarını söylediler. Sınavım öncelikle iyi geçti. Başarımı da babama borçluyum. Bizimle beraber çalıştı 2 sene boyunca. Bize doğru da yanlış da o gösterdi. Sınava bizimle girmesi de bizi mutlu etti. İnşallah kazanacağım. Kazanırsam da başarımı babama borçluyum. 2 yıldır babam ve kız kardeşim ile birlikte sınava hazırlanıyoruz. Sınavım iyi geçti. Eğer başarılı bir şekilde atanabilirsem, bir yere gidebilirsem babama borçluyum. Sayın seyirciler, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan ile Bingöl'ün Yedisu ilçeleri arası ve Pürümür'den geçtiğine değinen Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Taylan Sancar, üzerinden 236 yıl geçmiş olmasına rağmen 70 kilometre uzunluğundaki bu fayın çok yakın bir zaman içerisinde yeniden büyük bir deprem üretmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Muzur Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Taylan Sancar, Tunceli'nin depremselliği hakkında bilgi verdi. Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu gibi Türkiye'nin en önemli iki deprem kuşağı arasında kalan bir yere konumlanmış durumda. Bunun dışında şehrin tam içerisinden geçen Nazımiye Fay Zonu ve şehre yani yaklaşık 20-30 kilometre mesafedeki Obacık Fay Zonu'nun etkisi altında. Aynı zamanda yine şehrin güneyinde yer alan Malatya Fayı'nın etkisi altında. Bu çalışmalarımız neticesinde bu fayların sahip olduğu deprem potansiyelini artık çok daha iyi biliyoruz. Tunceli'nin Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu gibi Türkiye'nin en önemli iki deprem kuşağı arasında yer alan bir yerde konumlandığını belirten Doktor Sancar, bunun dışında şehrin tam içinden geçen Nazımiye Fay Zonu ve şehre 20-30 kilometre mesafedeki Ovacık Fay Zonu ile şehrin güneyinde yer alan Malatya Fayı'nın da etkisi altında olduğunu ifade etti. Yedisu, Erzincan ili ile Bingöl'ün Yedisu ilçesi arasında uzanıyor. Pülümür'ü biraz ucundan kesiyor. Pülümür ilçe merkezine uzaklığı 6 kilometre, Tunceli'ye yaklaşık 60 kilometre olan bir fay bu. Bu fay üzerinde biz en son 1784 yılında deprem olduğunu biliyorduk tarihsel yerlerden. Bir önceki depreminde 1583 yılında olduğunu biliyorduk. Arada 200 senelik bir fark vardı. Ve 1784'ten bu yana da yaklaşık 236 yıl geçti. Deprem olması gerektiği düşünüldüğü için, üzerine deprem olmadığı için, yani büyük depremden bahsediyorum, bu fay sismik boşluk olarak tanımlanmıştı. Şimdi bizim 2017 yaptığımız çalışmalarda hem 1784 depreminin hem de 1583 depreminin gerçekten olduğunu paleosismoloji çalışmasıyla bulduk. Fakat bulduğumuz daha önemli bir şey de vardı. 1583'ten bir önceki depremin ondan yaklaşık 130-140 yıl önce olmuş olduğunu anladık. Bu da şunu gösteriyor aslında, bu fay üzerindeki depremlerin
tekrarlanma aralığı net bir dağılım göstermiyor olabilir. Dolayısıyla üzerinden 236 yıl geçmiş, 70 kilometre uzunluğunda bu fayın çok yakın bir zaman içerisinde iriden büyük bir deprem üretmesi çok muhtemel. 2017, 2019 ve 2020 yıllarında Tunceli'yi tehdit eden Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun 7 su segmenti ile Ovacık ve Malatya Fayı üzerinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sançar, bu çalışmalarımız neticesinde bu fayların sahip olduğu deprem potansiyelini artık çok daha iyi biliyoruz. Bunlardan ilki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun 7 su segmenti. 7 su Erzincan ile Bingöl'ün 7 su ilçeleri arasında uzanıyor. Pülümür'ü bir miktar ucundan kesiyor dedi. Şehri diğer tehdit eden bir fay Ovacık Fayı. Şimdi Ovacık Fayı Erzincan'dan başlıyor. Ovacık ilçesinin batısına kadar, Refah Yayı'nın birazcık doğusuna kadar neredeyse dümdüz geliyor. Daha sonra deformasyon oranı genişliyor. Yani 3-4 tane kola ayrılıyor. Bu 3-4 tane koldan bir tanesi üzerinde bizim yaptığımız ve bu sene yayınlanan bir çalışmada bu fayın sadece bir kolunun 2400 senede bir deprem ürettiğini ortalama olarak bulduk. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi birincisi bizim araştırma yaptığımız yer fayın hızının, deformasyon hızının göreceli yavaş olduğu bir yer. Yani daha batısında yer alan Ovacık fayı hakkında, Ovacık havzası içerisinden geçen fay hakkında bir verimiz yok. Bu fay yaklaşık 110 kilometre. Biz tek bir noktasında çalışma yaptık. Bu çalışmaya göre de en son deprem milattan önce 50 yılından sonra olmuş. Fakat ne zaman sonra olduğunu bilmiyoruz. Hani milattan sonra işte 50 yılından sonra diyelim ki bundan bir 700-800 yıl önce deprem olmuş olsa bu fayın artık bir deprem tehlikesi olmadığını söyleyebilirdik uzun bir süre. Ama böyle bir verimiz olmadığı için bu fay üzerinde deprem tehlikesi vardır ya da yoktur demek çok zor. Diğer bir fayın Malatya olduğuna değinen Sançar, Malatya fayının da tehlikesinin devam ettiğini kaydetti. Diğer bir tehlikeli fay Malatya fayı. Malatya fayı Göreceli şehre uzak 80 kilometre. Bu fay üzerinde bizim yaptığımız çalışmalar gene son 11 yıl içerisinde meydana gelen 4 tane depremin varlığını işaret ediyor. Bu depremlerin tekrarlanma aralığı ortalama 2300 yıl. Ve en son deprem günümüzden gene 2400 sene önce olmuş görünüyor. Dolayısıyla bu fayın da hala bir deprem tehlikesi hakkında konuşmak mümkün. Ama şunu özellikle söyleyelim. Bakın şimdi Malatya fayı 165 kilometre uzunluğunda bir fay. Ovacık 110 kilometre ve biz bu faydanın sadece bir tek noktasında çalışma yaptık. Bu verilerden yani deprem bir zamanda oluyor ama aynı zamanda bir fayı da kırıyor. Mekansal olarak da bir dağılım var. Bu mekanın da kontrol edilmesi için yaptığımız çalışmaların, benzer çalışmaların Malatya fayının, Ovacık fayının her tarafında yapılmış olması lazım ki biz bu faydanın gerçek tehlikesini ortaya koyalım. Ama şimdiki verilere göre konuştuğumuz zaman ortaya çıkan sonuç bu. Bir oğlunu kaybeden, bir oğlunu da trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen 53 yaşındaki öğretmen Fethi Aydın, spor sayesinde birçok genci batağa sürüklenmekten kurtarıp hayatlarına dokunuyor. Üç çocuk babası, sınıf öğretmeni Fethi Aydın, 1997 yılında Karşıyaka İlk Öğretim Okulu'na eksiklikten dolayı beden eğitimi öğretmeni olarak atandı. Hadi gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Yavaş. 10 yıl önce Keban Barajı'nda 18 yaşındaki oğlunu kaybeden Aydın'ın 3 yıl önce de 16 yaşındaki oğlu trafik kazası sonucu %99 fiziksel engelli kaldı. Benim bak çocuğum yatalak. Benim çocuğum yatalak. Ben hastaneye götürmeye gittiğim zaman bunlar da sıra yapıyorlar. Sıra yapıyorlar. Evime geliyorlar. Çocuğumu maddenin aşağı indiriyorlar. Hastaneye geliyorlar. İki saat hastanede kalıyorlar. Tekrar evime getiriyorlar. Bunu hiçbir şey yaptıramaz kimse. Ama bizim ilişkimiz farklı. Baba ilişkisi var. O yüzden bana Fethi Baba diyorlar. Ben ona evlat derim. Dezavantajlı mahallede öğretmenlik yapmaya başlayan Aydın, zamanında kasetlerden izleyerek handbolu öğrendi. Ardından kurduğu takım 2005 yılında Türkiye şampiyonu oldu. 1997 yılında Karşıyaka'ya tayinim çıktı. Tabii tayinim çıkarken de beden eğitimi öğretmeni olarak çıktı. Ben sınıf öğretmeniyim aslında. Ama o yıl eksiklik vardı. Beden eğitimi, müzik, resim, din kültürü gibi. Bu branşta dal öğretmenliği ihdas edildi. Biz de kursa gittik. Bize beden eğitimi olarak verdiler Karşıyaka'ya. Geldiğimizde ben futbolcuyum. Ses sporda oynadım ben yıllarca. Tabii o zaman dediler ki hocam ne yapacaksınız, ne çalışacaksınız? Dedim, ben futbolcuyum. Dedi hocam ya burada çamur, burada sıkıntı olur. Bir spor şeyimiz var, salon sporumuz var, handball. Dedim ben handball hiç bilmiyorum. Tabii 90'ı hiç bilmiyordum, hiç etmemiştim. Ama tanıştım. 97'den beri de işte 23 yıldır Karşıyaka'da çalışıyorum. İlk yıl çok zorluk çektim. Çünkü bilmiyordum, bilmediği için insan yapması zor.
O yıl tabii böyle teknoloji gelişmemiş, bilgisayar yok, hiçbir şey yok. İşte eğerse kasetler var, o kasetlerden seyrediyorum, öğreniyorum. Onu gelip sahada uyguluyorum ama tabii benden önce başlamış olanlar benden kat kat mesafe ileri gitmişler. Ama ben o açığı kapatmak için ben yazında çalıştım. Yani benim yaz tatillerde salonda geçti. Cumartesi, pazar hiç evde ben kahvaltı yapmadım. Hep salonda yaptım öğrencilerle beraber. Ve 23 yıl boyunca işte çocuklarımı salona çektim. Salonda çalıştım. Biz hiç para gözetmedik. Bir çıkar gözetmedik. Çünkü niye? Ben Salıbalıyım. Yani Karşıyaka Mahallesi'nin yanında Salıba Mahallesi var. Ben o mahalleliyim. Ben o zorlukları yaşadım. Çünkü bizim elimizde tutan kimse yoktu. Ama ben çocuklarımı tuttum. Önce ortaokuldan takımımızı kurduk, okuldan Türkiye finallerine gittik. 2005 yılında ben Türkiye şampiyon oldum. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için canla başla çalışan hoca her öğrencisinin elinden tutarak spora yönlendirdi. Fethi hocamla tanışmam 2001'de oldu. Ben ikinci sınıftaydım. Daha doğrusu hatırlamıyorum bile, o yaştaydım. Elimden tuttuğunda açıkçası elim büyük diye handball'e başladım. Başlattı sağ olsun. Onun sayesinde çok iyi yerlere geldim. Mersin'e transferim de sağ olsun bayağı bir etkiliydi. Beraber Türkiye şampiyonlukları, Türkiye üçüncülükleri, çok spor anlamında çok başarılar elde ettik. Fethi babayla 15 senedir biz beraberiz. Kendisi sağ olsun elimizden tuttu. Karşıyaka gibi bir yerde geldi, handbol takımı kurdu. Bizleri yetiştirdi ve Karşıyaka Mahallesi'ni az çok Elazığ biliyor. Daha doğrusu çoğu yer biliyor. Yani elimizden tutmasaydı biz ne üniversite okurduk. Öğrencilerine evladım diyen Aydın'a öğrencileri de Fethi Baba demeye başladı. Takım olarak birçok başarıya imza atan Aydın, 32 yıllık öğretmenlik hayatında birçok sporcusunu milli takıma ve kampına gönderdi. Tüm öğrencileriyle birebir ilgilenen Aydın, yüzlerce öğrencinin üniversite okumasına ve iş sahibi olmasına vesile oldu. Hayatını öğrencilerine ve onların geleceğine adayan Aydın, öğrencilerine kız istemeye bile gitti. Benim amacım şu, çocuklarımı sporla üniversiteye yerleştirmek, meslek sahibi yapmak. Şu anda benim çocuklarım çoğu, hepsi üniversite mezunu. Şu anda bunlar takımdaki çocuklar da çoğu üniversite bitirmiş, çoğu da spor lisesine gidiyor. Yani okuyorlar, eğitimli çocuklar. Bizim amacımız çocuklarımızı o Karşıyaka bölgesinden kötü alışkanlıklara arındırmak. Amacımız o. Bunu da başarıyoruz çok şükür. Ama ne? Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Bize mutlaka yardım edilmesi lazım. Ben şu anda 23 senedir, 53 yaşındayım. Ben hala spor salonundayım. Günde 5, haftada 5 antrenman yapıyorum. Buna can dayanır mı? Dayanmaz ama biz dayanıyoruz. Niye? Çünkü semeresini görüyorsun. Bakın çocuğun okumuş, öğretmen olmuş. Ben şey bitse diyorum, orada bir öğretmen oğlum var. Gidiyorum başka yerde, başka da bir yerde oğlum var. Ben kız istemeye diyorum. Kendi sporcuyum. Tabii gittik Bursa'ya kız istemeye. Dediler hocam siz kimsiniz? Çocuğu ne oluyorsunuz? Dedim, ben öğretmeniyim. Nasıl öğretmenisiniz? Evet dedim. Ben öğretmeniyim. Şaşırdılar. Niye dediler? Dedim ki ortaokulda bir çocuk hocam. Ben evlersem kızı sen isteyeceksin. Ben söz verdim. Aradan yıllar geçti. Çocuk üniversite öğretim görevlisi oldu. Gittim çocuğu istedim. Vefalı öğretmen Aydın tüm yaşadığı acılara ve olumsuzluklara rağmen hala takımının başında öğrencilerinin geleceği için canla başla mücadele vererek örnek oluyor. Bizim hiçbir zaman para kazanmak olmadı. Açık söyleyeyim. Ben para kazanmadım. Ben çok verdim. Ama verdiğime pişmanmaya bak. Kırıfını gençlere kazandım ben. O yüzden ben hiçbir zaman yaptığım işten ya keşke yapmasan demedim. İyi ki yapmışım. Yapmaya devam edeceğim. Ve bu haberle akşam ajansını noktalıyoruz. Sayın seyirciler, yarın saatler 17'ye gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.